arkadaşlar. Bu videomuzda Kodork eğitim sitesinde bulunan kurs 2 ders 16 ile devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu Flappy Bird oyunu. Geçtiğimiz yıllarda çok popüler olan bu oyun nasıl yazılmış, hangi kodlar kullanılmış, en azından mantığını algılama açısından bu dersimizi izleyebilirsiniz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Birinci bölümde tıklandığında bloğuna bir blok ekleyin sonra çalıştıra basın Flappy'i hedef hareket ettirmek için tıklayın ya da ekrana dokunun. Yani bizden her tıklandığında kanat çırpmasını istiyor kuşumuzun. Kanat çırp diyoruz. Çalıştır dediğimizde gördüğünüz gibi her tıklamada hareket ediyor. Şimdi önemli olan hedefe değmek. Devam diyoruz. İkinci bölümümüze geçtik. Şimdi biraz zemin ekledik. Zemine çarptığında bloğuna bir blok ekleyin. Flap çarptığında oyunu bitir diyor. Yani yere çarptığı zaman oyunu bitir diyor. Biz de bloğumuzu ekleyerek oyunumuzu tamamlayacağız. Şu an yukarıdayız. Herhangi bir sorun yok. Bıraktığımızda yere değiyor ve oyunu tamamlıyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Çalıştığı zaman bloğu oyun başladığında kodlarınızın çalışmasını sağlar seviye hızını ayarlamayı ve hedefe kanat çıkmayı deneyin. Yani çalıştığı zaman hızımız normal olacak veya hızlı çok yavaş gibi ayarlayabilirsiniz. Normal olsun tıklandığında da kanat çırpsın. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu an ileri doğru gidiyoruz. Ve hedefe değmemizi istiyor bizim. Hedefe değdik ve bölümü başarıyla tamamladık. Dördüncü bölüm Flappy siz çarpışma için koz yaratmadığınız sürece engelin içinden uçacaktır. Bir engele çarptığı zaman bloğuna bir blok ekleyin. Flappy ilk boruları çarptığı zaman oyunu bitir kodunu ihtiyacınız var. Yani bir engele çarptığında oyunu bitirmemizi istiyor. Çalıştırıyoruz hemen. Bir tane boruya çarptık. Oyunumuz bitti. Beşinci bölümdeyiz. Bir skor balasına ihtiyacımız var. Bir skor balası yapalım diyor. Bir engeli geçtiğimiz zaman Flapbird bir puan kazanacak. Yani engeli geçtiği zaman bloğuna puan kazan ekleyeceğiz. Çalıştıralım. Şimdi bir engeli geçersek puanı kazanıyoruz. 6. bölümümüzdeyiz şu anda. Flappy daha kısa veya daha uzun kanat çırptığında puan alıp almayacağınıza bakalım. Yani tıklandığı zaman normal sayıda kanat çırp veya çok az çok uzun gibi kanat çırpabiliriz. İsterseniz bunu rastgele sayıda yapalım. Bakalım ne olacak. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz rastgele sayılarda kanat çırpıyor. Tüm gerekli türdeki blokları kullanıyorsunuz ama doğru şekilde değil. Neden doğru şekilde olmadı? Uzun kanat çırptığında diyor. Rastgeleyi kaldırıyoruz hemen buradan. Uzun kanat olarak ayarlıyoruz. Şimdi sıfırlayalım. Uzun kanat çırptık ve bölümü tamamladık. 7. bölümdeyiz. Daha sonra çalıştığı zaman bloğuna başka bir blok ekleyerek sahneyi değiştirmeyi deneyin. Yani burada sahneyi değiştir bloğunu ekleyeceğiz. İster hangi arka planı seçeceğimizi kendimiz bilelim veya rastgele diyerek de sahnemizi rastgele olarak ayarlayalım. Gördüğünüz gibi arka plan başladı. Direkt yeşil alandan mavi gökyüzüne geçiş yaptı. 7. bölümü de başarıyla tamamladık. 8. bölümümüzdeyiz. Görünümleri sadece oyun başlarken değil, istediğin an değiştirebilirsin. Diğer olaylar olduğunda rastgele sahne ayarlamaya çalış. Mesela engeli geçince. Hemen bakalım. Engel geçildiği zaman sahnemizi rastgele olarak değiştir diyelim. Hemen çalıştırıyoruz. Eğer bir engel geçersek arka planımız değişti. 9. bölüme geçtik. 9. bölümde işleri karıştırmak için bir engele çarptığında oyunu bitirmek yerine sıfır yap diyor puanını. Yani engele çarptığı zaman skoru sıfır olarak ayarlayacak. Hemen çalıştıra tıklıyoruz. Puan. Bir puan aldık. 2 puan aldık. Engele değdiğimizde puanımız sıfırlandı. Yere değersek de oyunumuz tamamlandı. Son bölüm artık bizden kendi istediğimize göre oyunu düzenlememizi istiyor. Şimdi hemen basit bir kodları karıştırarak işlem yapalım. Çalıştığında ne yapacak? Oyun hızını normal olarak başlatacak. Ve sahnemizi rastgele olarak ayarlayacak. Tıklandığında ne yapacak? Normal sayıda kanat çırpacak ve kanat sesi çıkarsın bu sefer. Yere çarptığı zaman oyunumuzu direkt bitiriyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bir engele çarptığı zaman ne yapsın? Puanı sıfırlasın. Başka ne koyabiliriz burada? Başka bir şeye gerek yok. Engele çarptığında puanımız sıfır olsun. Engel geçildiği zaman Engeli geçtiğimiz zaman puan kazanacağız. Ve sahnemizin arka planında değişmesini istiyorum burada. Hemen onu da rastgele olarak ayarlayalım. Bir de engel geçtiğimizde ne yapalım burada? Hızımızı rastgele olarak ayarlayalım. Yani bir yavaş bir hızlı. Yani bölüm geçtikçe gibi hızımız değişsin. Çalıştırıyoruz. Şu an kanat sesimiz çıkıyor puanımızı geçtik. Oyunumuz hızlandı. Şu an çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Bakalım şimdi ne olacak. Tabi bu kodun çalışması için engele değmemem gerekiyor. Rastgele seçtiği için yine engele değmedim ama kodumuz doğru bir şekilde çalışıyor. Bırakalım. Sıfırladı ve oyunu bitirdi. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.